Yani diferensiyel teğnenme mavzusu bilen tanışamız. Bu kudegi teğnenmeni karaydık. Y' teğn 3x kvadrat minus 2x. Bir de y normalın funksiyonu. Ama teğnenmeni kanatlandırıyor. Demek normalın funksiyonu hasılası katlaşken teğnenme, diferensiyel teğnenme deyip yurtuladı. O kan ne kadar topamız bunu? Demek hasılası mı bu funksiyonu teğnenken? Kaysi funksiyonun hasılası bu funksiyaya teğen bulanı. Demek bu degenin bunu başlangıç funksiyasını tapışımız gerekirken. Y teğen başlangıç funksiyasını tapamız. Yani normalın integralını hesaplayalım. 3x kvadratın integralı x kub. 2x'in integralı x kvadrat. Bunun plusu. Yani funksiyonu taptık. Y funksiyonu. Bana bu funksiyon, bana bu diferansiyel teğenemenin geçimini deyip yurtulardı. Çünkü bunu teğenemeye varıp koysak, yani bunu hastasını alsak, 3x kvadrat minus 2x keteğin bulardı. Bu birinci misal. İkinci misal. Umman agenda bizge y teğen, y teğen, fx teğeneme verilgen olsun. fx funksiyonun başlangıç funksiyası fx olsun. O halde bu teğenemenin geçimi bu da geçe tapılardı. Y teğen, fx yani fx'in küçük fx'in başlangıç funksiyası plus bu teğenleme bana bunu yeşiladı. O kendi misallarını görürüz. Mesela y teğen cosinus x. Ayrım hallarda başlangıç şart verilişi mümkün. Mesela y'nin 0'daki kıymatı 2'ye teğen olsun. Şu diferansiyel teğenlemeni geçeyim. Diferansiyel teğenleme. Normalin funksiyonu tapamız. Y teğen. Cosinus x'nin başlangıç funksiyası. Hani yukarıda ayet ettik. F'nin başlangıç funksiyasını tapamız ve bana geçelim. Bana bunu görücü de bulalım. Cosinus x'nin başlangıç funksiyası. Sinus x. Plus s. S'ni koşup koyalımız. Yeni s'ni tapış için biz bana bu teğenliğinden faydalanalımız. Bak, x'nin oranına 0 koysak, funksiyonun kıymeti 2 getirin iken. Sinusunu 0 getirin. Demek s teğen 2 getirin. 2'nin s'ni oranına yapıp koyalımız. Bu halde biz kuyudaki geçimini hasıl kılalımız. Y teğen sinus x koşu 2. S'ni oranında 2. Şunu yakalıp, bana bu diferansiyel teğenlemenin, bana bu başlangıç şartını kanatlandırıcı geçimi bana bu funksiyaya bölerken. Yani kuyudaki diferansiyel teğenlemeni karayınız. Üçüncüsü. Y' teğen K köpaytırılgen Y derecesi K köpaytırılgen Y. Bana bu diferansiyel teğenlemeni karayınız. Bu teşhir görüş kıyılmaz. Y teğen S köpaytırılgen Y derecesi KX. Bana bu funksiyon bu teğenlemeni kanatlandırır. Yani şimdiden ham Y'nin oranı bunu hastasına alabilen bulsak, hastasına varıp koyalımız. Y' teğen bana bunu hasılası S köpaytırılgan Y derecesi KX köpaytırılgan KX'nin hasılası K'ye teğen. Bunu abarıp koysak bana bu S köpaytırılgan Y derecesi KX Y'ye teğen idi. Okeyler, teğenlemenin özüge abarıp koyak alaydık. Demek S köpaytır çaptamanı S köpaytırılgan Y derecesi KX köpaytırıl K. Ve hasılanın oranına bana bunu alıp koyduk. Teğen oyun tamamında K köpaytırılgan. Y'nin oranına bana şu fonksiyonu yapıp koyalımız. S köpaytırılgan Y derecesi KX. Ha, tekrarımız bakalım. S, K, K. Y derecesi KX, Y derecesi KX. Bakalım. Demek teğenliği başarılı. Şimdi yakalıp bana bu fonksiyonu bu teğenemeni kanatlandırırken. Bundan taşqarı yana quyidagi funksiyani ko'ra teğenlemani qaraymiz. 4-chi teğenleme. Y' teng K ko'paytirilgan Y minus A. Bu teğenlemani ham mana bu ko'rinishga keltirib yetishimiz mumkin. Buning uchun biz Y minus A'ni
Z'den belgiləyimiz. Yəni, yəngi normalın funksiya kırtı yapmız. Yəngi normalın kırtışı yordamı da, funksiya kırtışı yordamı da biz fenomeni yaşamız. Bu halda Z'nin xasılası Y'ştirik. Y'nin xasılası A özgərməzsən, bu xasılası nur getin. Demək Z'ştirik, Y'ştirik getin ekən. Bu halda bu fenomen quyudaki görünüşe gelədi. Y'ştirikin oranıya Z'ştirikini yazamız. K köp aytırılgan y minus a'nın oranıya z'ni yazarız. Bu da manaş görünüşte teynemanı hasıl kıldık. Bir yerde y'nin oranı da, yanda bir yerde z geliyordu. Bu teynemanı umumi geçimi bana bu görünüşte. O halde bu teynemanı geçimini ham şundan faydalanıp yazışımız mümkün. Z'den s köp aytırı o y derecesi kx. Yanda z'nin oranıya y minus a'nı akıyorup koyarız. Y minus a teng s köp aytırı y derecesi kx. Yaki y'den a hoşu s köp aytırı y derecesi kx. Şunday kalıp mana bu teynemenin geçimi mana bunu da toplarken. Bir de s ihtiyari özgermez son. Abi yanda kuyudaki misallarını görmemiz. Testler toplamadan alınken misallarını karar çıkarmız. Va birinchi teynama y strik teng 2y. Teynamaning yechimini topamiz. Yuqorida aytib o'tdik, y strik teng k ko'paytiruv y teynamaning yechimi y teng s ko'paytiruv y darajasi kx. Mana bu formula bilan beriladi. Biz misolimizda qaraymiz, k ning o'rnida 2 kelyapti. Demak, y teng va yechimni yozamiz. S ko'paytirilgan y darajasi kx 2x. Şimdiye kadar bu diferansiyel teynemenin geçimi bana bu funksiyaya bırakıyor. Ve teyneme geçildi. Yani kengi teyneme götürmemiz. Nasıl bu teynemeni, teynemeden biz y strikini tapamız. Y strik teyn, 2'ye böl varamız. 1 taksım 2, y. Bana bu diferansiyel teynemeni hasıl kılamız. Yani bunu teyneme bile takvaslayımız. K'nın oranında da 1 taksım 2 kere yaptı. Demek geçimini yazıyorken de k'nin oranı gibi 1 taksım 2'ni yazıp bunu geçimini hasıl kılalımız. Y deyin s köpaytırılgen köpaytırı y derecesi kx 1 taksım 2 x. Şimdi yakalım bana bu diferansiyel teynemenin geçimi bana bu formülden verilirken. Ondan bahsettiğim misal bana bu teynemenin geçimimiz y strik deyin 3x. Bir de ham kanı orada bu ham kuduş görünüşte teynemeden ibaret. Yani kanı orada bir de 3 kere yaptı. Demek geçimini yazarken de kanı orada 3 yazarız. Y teyn s köpaytırı y derecesi 3x. Şunu da kalıp bana bu diferansiyel teynemenin geçimi s köpaytırı y derecesi 3x eken.